بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن سنن الفطرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Fıtri sünnetlerle ilgili konuşacağız. İnsanın yaratılışı gereği uyması gereken bazı kurallar, bazı sünnetler var. Onlarla ilgili konuşacağız. Allah subhanahu wa ta'ala fatara al-halq ala eşya. Yüce Allah insanları bazı yaratılış özellikleri üzerinde yaratmıştır. Fıtri özellikler bunların üzerinde gitmesi gerekir. Men yezkur li sunan el-fıtra. Sunan, sunna min sunan el-fıtra. Fıtri sünnetlerden bazıları var. Kim bize bahsedecek? Neler var? Naam. الختان واجب سنة olmaktan bahsetti. سنة olmak vaciptir. واجب في حق الرجال. Erkekler hususunda سنة olmak vaciptir. سنة في حق المرأة إن احتاجت، وهذا يرجع فيه إلى المرأة المتخصصة في هذا. Kadınların da eğer bir ihtiyaç var ise سنة olması سنتir. فهل نخاطب الكافر بالختان او لا؟ Şimdi kafir bir adam geldi. Ona direkt sünnet olmaktan bahsetsen olur mu? لأن بعض الكفار Çünkü bazı kafirler var. يخاف انه اذا دخل في الاسلام يعني يتأذى من الختان. نعم هو يفكر في هذا وهذا امر يمنعه من الدخول في الاسلام. انه يعرف ان في الاسلام في ختان. Bazı kafirler var. Eğer ona sünnet olmakla sünnet olmak ile davette bulunursan, bunda başlarsan korkar. İslam dinine girmek hususunda tedirginlik yaşayabilir. Çekingen davranabilir. La nukhatib al-kafir la bil-khitan ve la bil-salah ve la bil-zaka ve la bil-siyam ve la bi-ayin şey. Nukhatibu fakat bi la ilahe illallah. Na'muru bil-tevhid. Kafir olan bir kimseye, Müslüman olmayan bir kimseye öncelikle la ilahe illallah ile başlarız. Namaz ile değil, oruç ile değil, başka bir şeyle değil, sünnet ile değil. En önce başlayacağımız şey la ilahe illallah sözüdür. Bunun manasıdır. Ve nekul lehu men kal lekenne yecib aleykel khitan. Kim eğer bu kafir kimse gelir sana derse bir şey bunlardan bahsederse diyeceksin ki sana sünnet olunması gerektiğini kim söyledi ki? Fe izâ dekhale fil islam. İslam'a girdikten sonra, Müslüman olduktan sonra ne'ridu alel atibba. Sonra doktorlara götürürüz. يضر الختان لا يختتن. Eğer ona zarar verecekse böyle bir şey o zaman sünnet olmaz. لا يضر الختان يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يشرح الله صدره لكل أوامر الإسلام بعد أن يدخل في الإسلام. Bir kimse İslam'a güzel bir şekilde girerse Yüce Allah onun göğsünü İslam'ın tüm özelliklerini açar. İslam'daki tüm kuralları açar. جاء رجل نصراني إلى عالم من العلماء. Nasrani nereden geldi? Risale'den biri. Ulema İslam, Müslümin. رجل نصراني جاء لعالم من علماء المسلمين نعم هريستيالardan biri Müslüman bir alime geldi وقال يا شيخ يا إمام إني أحب الإسلام dedi ki ey şeyh ey hocam ben İslam'ı seviyorum يعني يريد أدخل في الإسلام İslam'a girmek istiyor bu adamın niyetinde var قال ولماذا لا تدخل dedi ki peki neden girmiyorsun İslam'a قال لأنه يحب الخمر هذا الكافر لأنه يعرف إذا أسلم لا يشرب الخمر Çünkü bu kafir İslam'a girme hususunda tedirginlik yaşıyordu. İçki içmekten geri durmaktan korkuyordu. Bundan dolayı uzak durdu. ماذا تقول له? Ne dersin peki ona? تقول له لا ما يمكن. Diyeceksin ki öyle bir şey olur mu? İçki içmek dinimizde olmaz mı diyeceksin. قال له هذا العالم. Alim ona der ki قال أسلم. Sen Müslüman olunca bakalım. وإن شئت. Sonra dilersen. شربت الخمر. İçersen yani dilersen içersin, dilersen bırakırsın. Fa nataqa bi şehadeteyn. Sonra bu adam orada şehadeti kelime-i şehadeti yerine getirdi. Qala lahu al-imam anta al-an muslim. İmam dedi ki ona sen şu anda Müslümansın. Law terci an ed-din yaqtulaka as-sultan. Eğer dininden dönersen yönetici seni öldürür. Ve law teşrab khamr yajlidaka as-sultan. Eğer içersen yönetici seni kırbaçlar. İzen الدعوة إلى الله تحتاج إلى فقه تحتاج إلى حكمة الله سبحانه وتعالى دعوات etme hususunda kavrayış gerekiyor hikmet gerekiyor إذن هذا الأول الختام bu birincisi sünnet dedik başka الثاني والاستحداد حلق العانة ونتف الإبط يعني حلق الشعر الذي ينبت حول القبل من الذكر أو من الأنثى
yine insanın etek tıraşı olması ve koltuk altındaki tüyleri yoldurması. Bu etek altı tıraşından kastettiği telefon. Şey ise genital bölge etrafında olan çıkan kıllardır. Telefon. Cezak iPhone. Ha? Hadi. Naam. حلق الشعر الذي تعطي باليمين. سائل. أيوه هكذا. نعم. حلق الشعر الذي ينبت حول القبل سواء من ذكر أو من أنثى. أن طرفتا يعني genital bölgede erkek için kadın için çıkan kılların alınması. ونتف الإبط. Yine koltuk altı tüylerinin de alınması gerekir. سواء نتف أو حلق يصح. المهم إزالة الشعر. koltuk altı tüyleriyle ilgili istersen onları tıraş ederek istersen de yolarak bitirebilirsin. إذن عندنا حلق أو نت إزالة الشعر الذي ينبت حول القبل وإزالة الشعر الذي تحت الإبطين. نعم. O zaman iki şey var diyorum. Genital bölgesindeki kılları almak ve koltuk altı tüylerini almak. وتقليم الأظافر قص الأظافر اليدين والرجلين. Yine eldeki ve ayaklardaki tırnakları almak da fıtri sünnetlerdendir. Ve kıssı şarib yani la yenzil aşşafeteyn. Yine bu bıyıkları kısaltmak da dudaklara inmeyecek şekilde fıtri sünnetlerdendir. Hadi arba eşya la tetrukha ekser min 40 yevmen. Bu bahsettiğimiz şeyleri, bu fıtri sünnetlerle ilgili az önce geçen şeyleri 40 günden fazla bırakma. Kesir min el kuffar لو تسأل هؤلاء عندما يدخل الإسلام ما السبب يقول هذا لأن عرفنا أن في الإسلام حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. نعم. Bu bahsettiğimiz özellikler pek çok kafirin Müslüman olma sebebi. İslam'daki bu temizliği görüyorlar. Koltuk altı tüylerinin alınması, genital bölgedeki kılların alınması, tırnakların kısaltılması vesaire bunları İslam'a cezbeden en büyük şeylerden. لماذا؟ Neden peki? لأن الإسلام دين فطرة. Çünkü İslam fıtrat dinidir, yaratılış dinidir. دين نظافة. Temizlik dinidir. أطيب الناس رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. İnsanların en güzel kokulusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de çıkan ter en güzel kokuydu. كان يأخذ عرق النبي صلى الله عليه وسلم يطيب به الطيب يطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم الطيب لا يكون أطيب. Sahabelerden bazıları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkan teri alıp onunla koku yapardı. Onunla sürünecek koku haline getirirdi. Şişeye koyardı. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر من طريق ومشى تبقى رائحة الطيب في الطريق حتى يقال مر من هنا النبي صلى الله عليه وسلم لطيب رائحته عليه الصلاة والسلام. Bir yerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçtiyse orada anlaşılırdı. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ardında iz bırakırdı bu kokuyla. İzen leysel işkal fi enne şarib yatul lakin el işkal fi enne yunzil ala şefeteyn. Naam. Tabii bu bıyıkların uzanmasında bir sıkıntı yok. Ancak dudakların altına inmemesine dikkat etmek gerekir. Tayyip. İzen hadi arba eşya la tutrak akser min 40. Dedik bu dört hususta bu dört sünnette 40 günü geçirmek caiz olmaz. نعم غيره. Başka ne var? السواك. Ağız temizliği. استعمال عود الأراك أو أي عود لا يتفتت ولا يضر. Arak olarak bildiğimiz bu Türkiye'de bilinen misvak ağacı arak cinsinden olan ya da diğer türlü ağza girince parçalanmayacak şekilde olan herhangi bir odun parçası da olabilir. Yani أي عود. Ne olur. حتى لو فرشة أسنان يصح. نعم. Diş fırçası da caizdir, olur. طيب. İzen ma huwa siwak huwa istihdam ud al-arak aw ma yaqum maqam ud al-arak min ay naw hatta walaw kana fırşat asnan lakin bi şart an la yadur ve la tefettet. Naam. Dişleri misvaklamakla kastettiğimiz şey ağız temizliğidir. Bu şekilde arak misvağıyla da olur. Onun yerine geçebilecek günümüzde kullandığımız diş fırçaları da bunun yerine geçebilir. Ma faidatu siwak? Peki bu misvakla biz ne istiyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz? A'zam faide. En büyük faydası ma hiye? Nedir o?
مرضات لله للرب. Bu misvaklar ağız temizliğiyle yaptığımız şeyler yüce Allah'ı razı eden en büyük şeylerdendir. Subhanallah. Tunazzif esnanak yerza anka Allah. Ağzını temizlemek ile Allah senden razı olur. Vallahi lev tunfik amwalak kullaha la tusawi şey amam mardatillah subhanahu ta'ala. Vallahi tüm malını mülkünü Allah yolunda harcasan Allah'ın rızası yanında hiçbir şeydir. Kathir min el muslimin mufarritin fi hada illa men rahim Allah. Allah'ın acıdığı, rahmet ettiği kimseler dışında tüm Müslümanlar neredeyse bu usta gevşeklikte bulunuyorlar. Meta nestak? Meta nestamel es siwak? Ağız temizliğini ne zaman yapacağız peki? Fi kulli vakt. Her vakitte yapabilirsiniz. Inde duhul el menzil. Eve girdiğiniz zaman yapabilirsiniz. Inde duhul el mescid. Mescide girince. Inde sala. Namazdan önce. Inde el vudu. Abdestten önce. Inde qiraat el Kur'an. Kur'an-ı Kerim okumadan önce. Inde qiyam el leyl. Gece kalkmadan önce namazdan. Inde el istiqaz min el nevm. Uykudan uyanınca. Inde tegayyur raihat el fem. Ağız kokunuzla konuşmak vesaire bir şeyden dolayı değişim olursa. Inde el maut. Ve ölmek üzereyken. كيف عند الموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مرض الموت نظر إلى السواك أراد أن يستق قبل أن يموت حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. الله الجسم محمد صلى الله عليه وسلم ölüm döşeğindeyken ölmeden önce gözü misvak arıyordu. Dişlerinin misvaklanmasını, temizlenmesini istiyordu. وجد سواك misvak bulursan تستعمله onu kullanırsın. وإن لم تجد ماذا تصنع bulmazsan ne yapacaksın؟ قال تأخذ خرقة خرقة. سرب بكماش alırsın. وتستاك به. onunla ağzının kalıntılarını temizlersin. أو تأخذ إصبعك وتستاك به. ya da abdest sırasında ya da şey neyse parmaklarının ağzını temizlersin. المهم لا تترك السواك. sakın önemli olan şey misvağı terk etme, ağız temizliğini terk etme. نعم. وغيره. başka ne var patris sünnetlerden? تقليم الأظفار يا شيخ. قلنا. قلنا. لا 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 لسنا في سوق الخضار. قل لهم. halde değiliz herkes konuşuyor elini. La hakaza. احنا في مسجد. لا لسنا في سوق الخضار. إعفاء اللحى. sakal bırakmak. نعم. وهذا أمر مهم عندنا في هذه الأيام. bu zamanda günümüzde çok önemli bir meseledir bu. لابد أن نفرق بين الذكور والإناث. erkek ile kadının birbirinden ayrı olması, ayrı tutulması gereken en önemli hususlardan bu sakal mevzusu. نعم. الرجل غير المرأة. erkek kadın gibi değildir, kadın da erkek gibi değildir. حتى الصغار لابد نفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين. 7 yaşından sonra biz çocukların bile yataklarını ayırıyoruz biliyorsunuz. وننهى الذكور التشبه بالإناث والإناث التشبه بالذكور. biz kadınlara erkeklere benzemeyi, erkeklere de kadınlara benzemeyi yasaklıyoruz. Bununla ilgili çabalıyoruz. نكني الصغير أبو محمد أبو سعيد. çocuklara böyle kinye veriyoruz. Ebu Muhammed, Ebu Said diye çağırıyoruz. ونكني الأنثى أم عبد الله. küçük kızlarımıza işte أم عبد الله vesaire farklı künyeler veriyoruz. نعم أم خليل مثلا. أم خليل ذلك. لماذا حتى اعتاد هذا أن يكون أب رجل وتعتاد هذا أن تكون أم أنثى مربية. hepsi yarın öbür gün gideceği yolda gitsin diye bu baba olacak bu anne olacak. ألعاب الذكور غير ألعاب الإناث. erkeklerin çocuk erkek çocukların oyuncaklarıyla kız çocukların oyuncakları bir olmaz. الألوان هنا غير الألوان هنا. ikisinin de renkleri biliyorsunuz farklı farklı. نعم منها اللحية إعفاء اللحى. bu sakallar da erkekleri kadınlardan ayıran en büyük özelliklerden. نعم فإعفاء اللحية من سنن الفطرة. sakal salıvermek fıtri sünnetlerdendir. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. حلق اللحية يعني بالموس نسأل العافية والسلامة كبيرة من كبائر الذنوب. Allah korusun Allah selamet versin. bu sakalları tıraş etmek büyük günahlardan bir günahtır. نعم. evet. Sünnet fıtra. Başka fıtri sünnetlerden, yaratılış fıtratlarından ne var? Şu selam. Ne? Al-mazmaza. عندنا المضمضه والاستنشاق. Ağza su vermek, şalkalamak ve burnuna su vermek. والتخليل بين اصابع اليدين والرجلين. و
ellerdeki parmakları ve ayaklardaki parmakların aralarını, boğumlarını temizlemek. خاصة أصابع رجلين تملاء متلاصقة وفي الغالب يلحق شيء من الأوساخ والأذى يعني نخللها عند الوضوء. Özellikle ayak parmakları arasında kir birikmesi çok muhtemeldir. Abdest sırasında bu husa dikkat etmek gerekir. نعم. انتهى. Bitti mi fıtri sünnetler? الاستنجاء والاستجمار. عندنا الاستنجاء او الاستجمار. الاستنجاء يعني استعمال الماء، الاستجمار استعمال المناديل، الحجارة، الأخشاب. نعم، ما يقوم مقام يعني الحجارة. İki şey var. Birincisi istinca. Bu da tuvalet esnasında su ile temizlenmek. Diğeri ise istijmar. Bu da taş veya taşa benzer herhangi bir şey varsa onunla temizlenmektir. نعم.